Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere temel tığ örgü tekniklerini göstereceğim. Zincir çekme, ilmek kaydırma, sık iğne. Bir sonraki videomda ise tekli trabzan, ikili ve üçlü trabzanı göstereceğim. İlk olarak zincir çekme ile başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimiz bebe yünü ipimiz, aynı zamanda bebe mavisi. Tığımız ise 3 numara tığ arkadaşlar. Tığların yani numarasını iplerimizin üzerindeki kağıtlarda yazabiliyor. Ben şu an çıkardığım için gösteremeyeceğim ama alırken siz de oradan takip de edebilirsiniz. Evet, zincir çekmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç zincir çekmemiş, hiç örgü yapmamış arkadaşlar için oldukça yavaş yavaş göstereceğim. İlk olarak ben parmağıma doluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimi çok gergin olmasın. Şöyle doluyoruz bayağı. Ben parmağıma biraz fazla dolamayı seviyorum. Daha sonra çıkarıyoruz tığımızın ucunda korumalıkları da var. Hani şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyorsunuz. İlk olarak gördüğünüz gibi sadece basit bir şekilde aldım. Şöyle bir çevirmem gerekiyor. Yani açılmaması için. Eğer bu şekilde çevirmezseniz zincire başlayamazsınız. Alıyorsunuz. Böyle bir çeviriyoruz. Şu alttaki kalan parçasını elimizde tutuyoruz. Hani kaçırmamak için. Daha sonra ilmeği böyle doluyoruz tığın başına. Gördüğünüz gibi başı olduğu için şurada zaten çıkarmanıza çok yardımcı oluyor. İçinden geçiriyoruz. Alt tarafı bırakmıyoruz. Çünkü ilk ilmekte bu çok önemli. Hani kaçırmamak için. Daha sonra tekrar içinden geçiriyoruz arkadaşlar. İlmeği alıyoruz. Tığın başı yardımcı oluyor. Çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeği alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Çok basit bir işlem. Ben hani oldukça yavaş göstermeye çalışıyorum. Yeni izleyen arkadaşlar olur. Öğrenmeye çalışan arkadaşlar için gördüğünüz gibi oldukça basit bir işlem. Herkesin yapabileceği. Videomu izledikten sonra yani merak eden herkes yapabilir. Görüyorsunuz. Ben oldukça yavaş yapıyorum. Yani herkes zamanla daha seri bir halde yapabiliyor. Ben şu an anlamanız için olabildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir uzama şekli var. Ne kadar yavaş da yapsak seri ilerleyen bir şey zincir çekme. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar zincir çekmeyi bu şekilde göstermiş oldum. Şimdiki sıradaki ise ilmek kaydırma. Onu da şöyle yapalım. Farklı bir iple göstereceğim ki daha iyi anlayabilelim. Daha farklı şekillerde göstermiş olabilelim. Şöyle ayıralım arkadaşlar. Yine zincir çekmeyle başlıyoruz. Ayrıca da zincir çekmeyi tekrarlamış olacağız. Şimdi alıyoruz, yine sarıyoruz. Dediğim gibi daha az da sarabilirsiniz. Bu sefer hatta daha az saracağım. Gördüğünüz gibi fark etmiyor yani az sarmak, çok sarmak. Ben sadece hani alışkanlık haline gelmiş. Hani sürekli çok sardığım için. Evet, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde doladım. Bu şekilde çevirmeniz yeterli. Yani şöyle göstereyim. Bunu geçirdiniz. Alttan şöyle elinizi bir kere kıvırmanız yeterli. Daha farklı yöntemleri de var. Fakat bu en basiti. Şimdi alıyorsunuz böyle alt tarafı yine tutuyorsunuz. Kuyruğunu bırakmıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Tığın başı çok işlem görüyor burada. İçeriden çıkarıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Geçiriyoruz. İçinden çıkarıyoruz. İlmeği alıyoruz. Zincir haline getiriyoruz. İçinden geçiriyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hem eğlenceli hem kolay. Yani herkesin öğrenebileceği bir kolaylıkta. Kanalıma abone olun. Daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Evet, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç tane daha çektikten sonra işlemi göstereceğim.
Bu arada dediğim gibi zincir çekmeyi de hani tekrarlamış olduk en azından. Evet, şimdi ilmek kaydırmayı gösteriyoruz. Yine sardım gördüğünüz gibi. Siz daha da az sarabilirsiniz. Zincirin en başındaki düğme arkadaşlar. Burası yani en başı. Artık en sonundaki düğme batıyoruz. İçinden tutuyoruz şöyle. Geçiriyoruz. İlk önce birinciden geçirdik. Birinci düğümden. Sonra ikinciden geçiriyoruz. Şimdikinde daha kolay göreceksiniz. Birinciye batıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Başını alıyorum tığın. Aynı zincirdeki gibi çıkarıyorum. Daha sonra ikinci işlemden çıkarıyorum. Şu an burada bir işlem var gördüğünüz gibi. Daha sonra buraya batıyorum arkadaşlar. İlmeği alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Daha sonra o arkada kalan işlemi göstermiştim. Oradan geçiriyoruz. Batıyoruz arkadaşlar. Geçiriyoruz içinden. Daha sonra bir sonraki işlemden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Gayet de hoş duruyor. Örgü yapmayı sevenler bu şekilde, yani heves edenler, öğrenmek isteyenler videomu izleyerek öğrenebilirler kolaylıkla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçiriyoruz. Bakın. Gayet de çok güzel durdu. Evet, şimdi ise diğerine geçiyoruz. Sık iğne tekniğine geçeceğiz arkadaşlar. Onun için de yine farklı bir ip kullanacağım. Bu sefer krem bir ip kullanacağım. Daha iyi görmeniz açısından modelleri devam etmek istemedim aynı ip ucu için. Şimdi arkadaşlar alıyoruz. Sarıyorum. Yine zincir çekmekle başlayacağız. Zincir çekmeyi üçüncü kez tekrarlamış oluyoruz. Yine alt taraftan kuyruğunu tutuyoruz. Bırakmayacağız. Alıyoruz başına ilmeği. Hemen içinden geçiriyoruz. Zaten burada tığın başı çok yardımcı oluyor. Hani o yüzden tığ numarası çok önemli. İpleri alırken üzerindeki tığ numaralarından takip edersiniz. Gördüğünüz gibi ben gösterecektim fakat çıkarmışım, o yüzden gösteremedim ama bir sonraki videolarımda onları da gösteririm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Yani hemen hemen herkesin bir günde öğrenebileceği, yani bir gün bile sürmez. Bir kere izlemeniz yeterli. Çok basit bir işlem. Çok da güzel duruyor gördüğünüz gibi. Her türlü örgüde ilk önce bu zincir zaten yani yardımcı olacaktır. İleriki öğrenmeniz gereken ilk işlem zincirdi. O yüzden ilk bununla başladım. Örgüde yani en önemlisi zincir çekmek. Her şeyde onunla başlayacağımız için. Görüyorsunuz. Gayet yavaş yapmama rağmen hızlı bir şekilde uzayabiliyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi göstereceğim sık iğne tekniğini. Gene elime sardım. Alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz esniyor gayet. Hemen ilk yanındaki düğüme gösterelim şöyle yakından. Hemen ilk düğüme gördüğünüz gibi, gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu batıyoruz. Başını alıyoruz tığın. Gördüğünüz gibi aynı zincirdeki gibi başını alıyoruz. Çıkardık arkadaşlar. Oldu iki tane düğüm burada. Yani iki tane geçirmemiz gereken baş oldu. Sarıyoruz tığımızı. Başını alıyoruz. Şimdi ise ikisinden birlikte geçiriyoruz. Tekrar yapalım arkadaşlar. Batıyoruz hemen yanındaki ilk zincire. Başını alıyoruz. İlmeği alıp çıkartıyoruz. Daha sonra mil başı diyoruz biz buna. Mil başını alıyorsunuz. Hani şöyle çeviriyorsunuz. İki işlemin içinden birden geçiriyorsunuz. Tekrar yapalım. Batıyoruz arkadaşlar. Milin başını alıyoruz. İçinden çıkartıyoruz. Daha sonra şöyle zincirdeki işlemdeki gibi sarıyoruz ya. Alıyoruz. İki işlemden birden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Alıyoruz. İçinden geçiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar milin başını sarıp İki işlemden birden görüyorsunuz.
Bunun adı ise sık iğne tekniği arkadaşlar. Evet. Gayet alıyoruz. Ben oldukça yavaş yapıyorum hani kolay anlamanız için. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel, hoş duran bir şey oldu. Ayrıca da çok da basit bir işlem. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Başını sarıyoruz ve çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomda bu kadar yeterli. Bir sonraki videomda ise tekli trabzan, ikili ve üçlü trabzanı göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Daha çok videolar çekeceğiz birlikte. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.